Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et Rusul Rabbina bilhaq sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Elif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak rızasından bizleri ayırmasın. Bulam dersen aziz garip bülbül bu yâre, bulam dersen garip bülbül o yâri, bu aktap gülşeninde eyle zâri. Gönül ver bunlara feyz olacağı, olur teslim alanlar feyzi bağırı. Hemen teslim olup hakka gidelim, cemal-i bâhımlarla seyredelim. Allah-u Teala rızasına bizi ulaştırsın inşallah, cemaline kavuştursun inşallah. Bulan dersen garip bülbül o yâri. Ey garip bülbül, Mevla Teala'yı, dostunu, sevdiğini bulayım diyorsan, bu aktap gülşeninde eyle zâri. Gülşen gül bahçesi demektir. Zâr, feryad-ı fiyan demektir. Bu aktap gülşeninde bu kutuplar, manevi adamlar, evliyaların gül bahçesinde feryad-ı fiyan et. Ağla sızla, derdine çare ara. Gönül ver bunlara feyz olacağı. Bunlara gönlünü kaptır ki Allah'ın feyzi kalbine aksın. Eğer Allah'ın razı olduğu bir şeyi sevmezsen bu sefer razı olmadığı şeyi seveceksin. İkisinden biri. İnsan mutlaka bir şeye gönlü yönelecek. Herkesin bir derdi, hedefi var. Bizim derdimiz ne olacak? İlahi ente maksudi ve rızate matlubi. İlahi Allah'ım, maksudum sensin ve senin rızanı talep ediyorum. Bu dertle olduğu zaman tamam işte. Namazın, ibadetin, sadakanın, hayır hasenatın, gidip gelmen her şeyin Allah'ın rızası hedefiyle olacak demektir. İlerledikçe, zaman geçtikçe buna tabi ihlas, muhlis deniyor. Bir de muhlas deniyor. İhlas kazanmaya çalışıyorsun, çalışıyorsun. Sonuçta bir makama geliyorsun gibi bir hale. Buna da muhlas. İhlaslanmış, artık samimiyeti kazanmış. Ölse de, kesilse de, doğransa da Allah'ın rızasından ayrılmaz o hale geleceksin. Ki Cenab-ı Hak o zaman mekâne minel muhlasîn, o benim ihlaslı kullarımdandır, ona kimse dokunamaz buyursun hakkımıza inşallah. Gönül ver bunlara feyz-i cari, bulur teslim olanlar feyz-i bari. Demek ki bu işe, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, onun varislerinin yoluna teslim olursan feyz-i bari, Allah'a ait olan nur sana da akar gelir. Hemen teslim olup hakkı edelim cemal-i bâhkemâsine. O halde teslim ol. Yani kendi, bence, bana göre benim bir düzenim var, benim bir hayatım var. İşte anam ne der, babam ne der, hanım ne der, çocuk ne der, patron ne der, şu ne der, bu ne der. Bunlar değil. Allah-u Teala ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ister? Onun yolu izleyenler ne der? Nasıl yapar? Bunu işletmemiz lazım. Demek ki garip bülbül. Orada da bir incelik var. Bizler dünyada garibiz ha. Fetubalil guraba ama gariplere müjde olsun. Bülbülü koymuşlar altından kafesine, demiş ah vatanım demiş. Biz ah vatanım demiyoruz. Vatanımız neresi? Cennet. Vatanımız neresi? Ruhlar alemi. Oradan geldik değil mi? Bizim asıl, bizi asıl yapan nedir? Ruhtur. Bizi insan yapan ruhtur. Gören ruhtur. Konuşan ruhtur. İşiten ruhtur. Hayat sahibi ruhtur. İnsan ruhtur lan. Bedendeki öldüğü zaman toprağa karışıyor. Akrepler, yılanlar onu yiyecek. Toprağın payı. Ama ruh ölmüyor ki. O dedi, ruh min emri Rabbi. Yes, elbine kendin ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kuldeki ruh, ruh min emri Rabbi, Rabbimin emrinden, tarafından geldi o. Bak Allah tarafından bizler
Ne büyük bir şey var değil mi? E sen şimdi bu ruhunu yemekle, içmekle, sigarayla, televizyonla, internetle, topla, eğlenceyle falan filanla kirlettik. Tamam da Allah-u Teala acizi, erhamur rahimin kitap gönderdi. Peygamber Aleyhisselam gönderdi bize. Bizi uyardı değil mi? Dön bana ey kulum. İrci'i ila rabbiki. Rabbine dön. Raziyetten merdiye. Razı olacak olduğuna değil mi? Merdiye, rızaya ulaşmış olduğuna değil mi? Fedhuli fi ibadi. Bak o zaman gerçek kullarım arasına girersin. Vedhuli cenneti. Cennetime girersin ki oradan beni görürsün. Bak görüyor musun? Ayetleri iyi okuyalım. Bütün ayetler bize maneviyatı emrediyor ha. Haberimiz olsun. Sen de otur, kıl, kalk, git. Öyle değil. Bunun bir inceliği var, perde arkası var, anlayış meselesi var. Firaset gerekiyor. O yüzden onu anlayanların baktığı gibi anlamamız lazım. Bence dediğin zaman olmaz. Nasıl Efendimiz Hasan bakmış? Ashab-ı nasıl bakmış? Müfessirler nasıl bakmış? Evliyaullah nasıl bakmış? Ulema nasıl bakmış bu işe? Onlar gibi bakarsak onlar gibi oluruz. Onlar gibi dünyada da ahirette de huzur buluruz. Ve hakim olur. Bizim bulunduğumuz dönemde İslam her tarafa hakim olur. Onlar gibi bakmazsak, Amerikalı gibi, Avrupalı gibi, demokrat gibi, laik gibi, felsefeci gibi bakarsak işte böyle olur. Ne itiraz ediyorsunuz o zaman? Niye kızıyorsunuz kardeşim? Niye pahalılık var diyorsun? Niye huzursuzluk var diyorsunuz? Niye boşanmalar çoğalıyor? Biz onu yapıyoruz. Biz istiyoruz. Demiş ya berbere, saçın beyaz mı, siyah mı? Biraz dur, sabret, önüne düşecek. Kesince bakıyorum, çıkıyor. Bizim bu ortam bizim mahsulümüzdür. Allah-u Teala bize zulmetmez. اَمَا اَزَلَمُ اللّٰهُ وَاَلَّا اِنْكَانَ اَفْزُمْ يَزْلِمُونَ Onlar Allah'a zulmedin mi? Onlar kendileri kendilerine zulmediyorlar. Biz kendimiz yapıyoruz bu işi. Bu haksızlığı, bu zulümleri, bu pahalılığı, bu huzursuzluğu biz ortaya çıkarıyoruz. Tövbe edelim. Kendimize gelelim. Bak, vatanımızdan ayrılmış bir bülbül gibiyiz. Bülbül vatanını istiyor. Altın kafesi konuşsa gene vatanı. Biz ruhlar alemine geldik, oraya dönmek istemiyoruz. Ya dünya nimetine daldık, o zaman çekin bakalım diyor Cenab-ı Hak. Ben sizi dünya için yaratmadım diyor. Dünyada imtihan için yarattım. Dünya için değiliz biz, ahiret içiniz. Ya. Ama biz dünyaya ebedi kalacakmış gibi betonları, temelleri atıyoruz. Hiç haber yokken pat gidiyoruz. Öyle olacak bu kadar zahmet. Ya. Allah-u Teala bize akıl versin, şuur versin. Gavurlar yapıyor. Be adam o zaten gavur. Firavun ne dedi? Ey Haman bana bir kule yap, saray yap ki oraya çıkayım da oradan bakayım Musa'nın ilahına. Ben bunu yalancı zannediyorum. Bu öyle bir şey yok. Yani kaç metre kule yapacak ona? Yapsın 100 metre, 200 metre o zaman şartlarda. Yapsın 500 metre, 1000 metre. Allah 1000 metre yukarıda mı yani aşağı? Allah yukarıda mı? Aşağıda mı? Sağda mı, solda mı? Yok. O tabirler mecaz, kinayedir. Allah mekandan münezzeh. Üstelenir miydi, aşağısı ne olacak peki? Sağda ne zaman, soldaki ne olacak? O zaman senin benim gibi eşya olur. Leyse kemisliği şeyin, misli gibi bir şey yok. O tabir yücedir manasında, Allah yücedir. Duadayken elimiz yukarı kaldırıyor, değil mi? Rahmet yukarıdan aşağı iniyor. Allah yukarıda değil ha. Bazı Vehhabi, İngiliz, Vehhabi deyince İngiliz piyonudur. Bunu böyle anlar. Başka türlü izah yok mu? Amerika ile, İsrail ile, Siyonizm ile birlikte çalışan bir sistem. Ama din adına geliyor işte. Dinin gerçek numunesi olmadığı için böyle oluyor. Osmanlı hilafeti getirmişti, iptal edildi. Ne oldu şimdi? Yeni din akımları gerekiyor. Millet çünkü dinden ayrılamaz ya. Mecburen dinini yapacak. O zaman ona yön verdi işte. Vehhabi kurdu, Şia'yı, Mutezili, Harici, diyalog. Hep bunlar ehli sünnetin dışındaki sapık şeyler. Tamam mı? Ve ayetleri, hasretleri zahire bakarak. Aha bu ayet böyle diyor işte. Allah yenzülü mine semaet dünya. Fine yapka sülsül değil. Gecenin şu yüz kalıcı Allah sema dünyasına yenzülü. Nezeli indi ayet yenzülü. Allah mı iniyor oraya? Haşa sümme şey. Yani kökyüzü Allah taşıyacak kadar büyük mü lan? Olmuyor şey. Rahmetiyle tecelli eder, nurunu indirir, hitap buyuruyor, dua eden yok mu, vereyim, bir şey isteyen yok mu, vereyim, kabul edeyim,
İstifaden yok mahvedeyim. Cenab-ı Hak rahmetiyle bize tecelli ediyor. Adam ona ters mana veriyor. Niye? İşte gene aynı şey diyorum. Dön dolaş papağan gibi aynı şey diyorum. Diyanet doğrusunu öğretecek herkese. Okullar doğrusunu öğretecek. Doğrusunu öğretmezse kendi kendini vurur. Bu devlet kendi kendini yıkar. Bu din adamları birbirini yıkar. Bu öğretmenler, bu eğitimciler birbirine harp açar. O şöyle diyor, öyle diyor, öyle diyor, öyle diyor. Ne oluyor ya? Din bir tane, kitap bir tane, kıble bir tane. Müslümanlar arasında böyle savaş yoktu. Nereden çıktı bu iş? İşte sahibi olması lazım bu işin. Türkiye'nin ehli sünnetin kalesi olması lazım. Ki herkes haddini bilsin. İnşallah Cenab-ı Hak idarecilerimizi, halkımızı gerçek ehli sünnet eylesin. Ki hepsini kuşatıp İslam birliğini Sultan Selim gibi sağlayıp düşmana karşı cihadı başlatsın o zaman. Asıl cihat o zamandı. Senin içinde birlik beraber yok. Yola çıksan seni içinde vuruyor adam. Silahın yok, ekonomin yok, kendine ait paran yok. Kadınları saldık sokağa, kadınlarla mı mücadele edeceğiz gavurla? Kadının vazifesi o değil. Kadın evliya doğuracak. Kadın alim doğuracak. Mücahit doğuracak. Ya Ulubatlı Hasanları doğuracak ki cihat olsun. Tok gözlü esnaf olacak. Müşteriyi kandırmayacak ki helal lokma yesin. O zaman nesil yavaş yavaş ne yapalım? Allah için ne yapalım? Derdine gelir. Şimdi ne yapayım? Ben işte emekli olacağım. Çocuğumu şunu alayım, bunu alayım, şunu kazanayım, bunu kazanayım. Ha bret, tert, tert, tert. Büyük ekonomik kriz, hepsi gidiyor. Boşuna kürek çekiyor. Yanlışta ısrar etmeyelim. Çabucak Kur'an'a dönelim. Bak Kur'an ne diyor? Ankebut suresi. Elif, la, mim, estağfurullah. Elif, la, mim. Bunların manası Allah bilir. Manasını öğrenmek istiyorsan çaresi var. Ne var? Rasihun ulemadan olursan öğrenirsin. Payın kadar. Allah-u Teala kimseyi engellemez. Ol, vereyim bir şeye bak. Ehasiben nasu. İnsanlar zannediyorlar mı ki en yutreku, onları kendi haline bırakacağız. Kendi haline bırakılacaklar. En yekulu demeleri beraber. Amenna. Ya amenna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Allah kabul eylesin. Bundan ayırmasın. Elini ayırmasın. Tamam. Anahtarı yakaladık. Fakat bunu söylemekle sizi kendi başınıza bırakacağınızı mı zannediyorsunuz? Öyle yağma yoktu inatlanacağız. Ve ümla yüftenün. Onlar imtihan edilecekler. He? Hiçbir imtihana tabi tutulmayacaklar da kendi haline bırakılacak. Öyle yağma yok. Ben sevdiğimi diyor Cenab-ı Hak başından aşağı yağmur gibi belaları dökerim diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın çektiklerini düşünün. Musa Aleyhisselam'ın çektiklerini düşün. Eyüp Aleyhisselam çektiğini düşün, Yusuf Aleyhisselam'ı düşün. Yunus Aleyhisselam balığın karnına girdi. Ya Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kestiler. Felekat fetennellize min kablihim. Muhakkak onlardan evvelkileri imtihan ettik, fitnelendirdik. Feleyalemennallahu lezine sadaku. Elbette Allah-u Teala sadıkları bizzat bilecek. Biliyor zaten. Biliyor da ya Rab bugün ya Rab ben böyle yapmayacaktım demeyesin diye seni de imtihana tabi tutuyor. Böyle alemenler kazibin yalancıları da elbette bilmek için bilecek. Ya. Ashab-ı kiram zamanında değil mi? Kadını bağlıyorlar dört deveye paramparça ediyorlar. Ya taş koyuyorlar üzerlerine. Kuyular atıyorlar. Ne dediler, ne dediler? Hangisi döndü? Hiçbirisi dininden dönmedi. Sen ufak bir iş oldu muydu? Hemen maaşım aksamasın, işte sicilime bir şey işlenmesin, hemen kıvırmaya başlıyor Müslümanlar. Sapları öne doğru alalım. İnşallah az da sıkışalım. İçerilerde, yukarılarda yerimiz çok. Bu bina komple mescit. Elhamdülillah, Allah razı olsun sebep olanlardan. Borcumuz olsa da mühim değil, kiramız yok diyorum ben. Kiradan bıkmıştık, Allah-u Teala bize yer verdi. Borcumuz da var inşallah, hepimizin borcu Cenab-ı Hak. En kısa zamanda güzel bir şekilde ödeyip kat kat fazlasıyla daha kolaylıklar, daha büyük hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin. Abi de biraz da şey yapalım. Telefonlarınızda kulağını çekin.
Ezanı dinlemiyor cemaat. Size demiyorum onu. Beş vakit namazda bakın, ezan dinlemiyor Müslümanlar. Ezan dinlenecek. Müezzinin dediğinin peşinden, dediğini tekrar edeceğiz. Müezzinden önce değil. Sonra hayal fela, Allahu Ekber, Allahu Ekber, o dediğimi diyeceğiz. Sonra La ilahe illallah dedikten sonra La ilahe illallah diyeceğiz, ezan duası okuyacağız. Bu şekilde olsa sünnet işlemiş oluyor. Sünnet-i ihyasına 100 şey sevabı var. Ayetten ona şefaat nasip oluyor. Ya biz bunu dinlemezsek çocuk nasıl dinleyecek? Kim ne görecek? Ezanı dinleyelim. Cuma ezanı okunuyor mesela. Biz burada cumadayken konuşmak yok, dolaşmak yok, iş yapmak yok. Zaten hutbeyi dinlemek lazım. Çünkü farz. Sağa sola bakarsan, bir şeyle uğraşırsan o farz sevabın gider. Cuma imam çıktı zaman hutbe bitiyor. Her şey bitecek. Yani böyle kemik gibi kalacaksın. Pür dikkat dinleyeceksin. Ezan da okunduğu zaman o ezanın kelimelerini içinden tekrar edersin. Ses yok. Salavat okunduğu zaman imam Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman kalbinden. Dua ettiği zaman kalbinden. İçinden dua et. Salavat oku. Dilden değil. Ya diyanet müsaade ediyor. Ya bırak diyaneti kardeşim. Biz sana burada takva olanı söylüyoruz. Kitaptan söylüyoruz. Onlar ki zayıf petralardır. Milleti coşturuyorlar, coşturalım, şey yapalım. Coştur coştur ne oluyor? Boyuna millet çevrinde piyango bile diye dolaşıyor. Nerede coşuyor? Coşsa millet şu camiler boş kalır mı? Coşturamıyorsun beyefendi, sen o işi bırak. Sen git umre turizmi yap. Ne bileyim, şunu yap bunu yap. Bu diyanet işini, din işini takva olanlar yapması lazım. Allah için yapması lazım. Maaş almasa da bu dinin derdini çekmesi lazım. Millet namaza geldi mi gelmedi mi? Bu dert yok ki. Hangi camide kaç kişi sabah namazı kılıyor? Bunu yapmış mı? Bunu tasnif etti yani. Yapmışlar mı? Yapmışlar. Peki ne çare bulmuş? Hala da camide sabahleyin boş. O anda deprem olsa, yangın olsa, tsunami gelse ne yaparız? Doğru, ahireti boylarız. Nasıl ölürsek öyle dirileceğiz ha? Secdede ölmeye çalış. İbadette ölmeye çalış. Öyle tamam kurtardın. Tertemiz bitti. Çare bak kolay. O halde meşru bir işte çalışırken de, helal lokman kazanırken de, haramdan sakınırken. Yani Allah'ın razı olduğu bir işte olduğu zaman kolay. Değilse ya gaflettesin, ya masiyettesin. Buna din adamları çare bulması lazım kardeşim. Bu din adamların işi. Sonra devlet adamları da bunu ancak böyle anlar. Din adamı söylemezse devlet adamı ne yapacak? Fatiha demedi mi Şeyhülislam'a? Bana fetva ver. Fetvaları aldı koydu kutunun içine. Bu fetvaları benim kabrime koyun. Öyle yaptılar. Ne dedi Şeyhülislam? Ey padişahım sen paçayı kurtardın şimdi biz yandık. Ya hoca düşünsün onu sen bırak. İyi hoca yetiştir ama. İyi hoca, iyi alim yetiştir. Tamam rahatsın işine bak. Çünkü o sıkıntıyı o çekecek. Öyle olmasaydı İmam-ı Azam Efendimiz uyur muydu? 40 sene yatsı namazın abdestiyle sabah namazı kıldı. Ne demek? Uyumadı, uyumadı ha. Bizim burada bak namazı düzgün kılmamız için. Yoksa hepimiz okuyacaktık, öğrenecektik, ayete bakacaktık, hadislere bakacaktık, araştıracaktık, fetvayı bulacaktık. Nasıl yapacaktık? Hangimiz Arapça biliyoruz o kadar? Ya Allah ona onun gibi imamlarımıza gani gani rahmet eylesin. Amin. Bizden dolayı onları razı olsun. Amin. Ama kıymet bilmiyoruz. Alimin kıymeti bilinmiyor. Şimdi bugün gelse ama azimimiz müezzin bile olamaz burada. Niye? Diploması yok. Kadro alamaz. Senin sistemin böyle işte abi. O zaman konuşuyorsun. O zaman 25 kuruş poşete vereceğim. Niye vereceğim? Tıkır ediyorsun. Daha çok şey çıkar başına. Daha çok şey çıkar. Sen bu gidişle daha çok belalar bizi bekliyor. Ya döneceğiz, tok gözlü olacağız, faize, içkiye, kumara, müziğe, eğlenceye metelik vermeyeceğiz. Bütün o masraflar cebimizde kalacak. Bol bol fakir fukaraya yardım edeceğiz. Bol bol talep edeceğiz o zaman. Paramız para olacak. Değilse böyle sürünüyoruz abi. Sürüneceğiz. Biz hak ettik bunu. Hiç kimse dırt etmesin. Sen Kur'an'ı güzelce kaba koyup da duvara asarsan, altına televizyon, eğlence yaparsan, Allah da sana
Al bakalım faiz, al bakalım dolar, al bakalım anarşi, al bakalım boşanma. Bela içinde belada yüzüyoruz, haberimiz yok. Yine de anlamıyoruz. Kaç senedir söz başındayız, daha bir okullarda dine doğru düzgün anlatan bir kitap yok. Ne bekliyorsunuz daha be kardeşim? Daha Diyanet'in başına medrese ilmini bilen, takva sahibi adam gelmiş değil. Hep batıda yetişmiş adamlar. Adam 10 tane kitap yazmış, 9 tane ise Hristiyanlıkla alakalı. Bu adamın Diyanet'in ne işi var? Ondan sonra cemaatçilik yapmıyoruz diyorlar şimdi. Mecburen yapacaksın. Başka çaren yok. İslam cemaatleri bu devleti tutar. Cemaat olmayan adama kimse bakmaz. Bak bu cemaat. Elhamdülillah. Niye buraya geliyorsunuz? Çünkü burada kimisi diyor ki elhamdülillah huzur buluyorum. Kimisi diyor tertemiz. Kimisi diyor şöyle böyle herkesin bir düşündü var. Diğer camiye giden o da aynı şey diyor. Herkesin gönlünde bir cemaat var. Yeter ki ehli sünnet olsun. Derdi din olsun. Cemaat kurup da parayı ayırtıp da kadro, koltuk elde edenin derdi olsa o cemaati o nedir? Örgüt. Arada fark var. Dikkat edin ya. Cemaat deşmek Kur'an'ın emridir. Ve atasını bihamdülillah cemiyan. Cemaat olun bir cevap. Allah-u Teala cemaat olarak kenetlemiş bina gibi cihad edenleri severim ben diyor Cenab-ı. Bitti. Adam ben cemaatta ters bakıyorum diyor. Bak. Senin cenazeni kim kaldıracak? Cemaat kaldıracak da. Ama cemaatin ehli sünnet olsun. İmanın 6 şartı, İslam'ın 5 şartı, 32 farz, haram helal ve İslam davası. Derdimiz bu olsun. Böyle olsa cemaat hepimizin cemaatidir. Fark etmez. İsminiz odur budur olabilir. Anladın mı? Çünkü herkes tek tip olamaz. Öyle olsa tek mezhep olurdu. Tek mezhep ön sınıf zamanda olur. Bir de Mehdi Aleyhisselam İsa Aleyhisselam zamanında olur. Başka zaman olamaz. Mümkün değil çünkü hepsini toplayamazsın. Sende o manevet yok. Mecburen o nedir? Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz'den gelen rivayetleri değerlendirerek dört mezhep geçerli olmuştur. Bitti. Yeter ki mezhebinin fıkhına, kitabına baksın. Böyle rastgele mezhep değişmek yok ha. Hele hele hiç. Namaza başladı adam, namaza girdi Hanefi, çıktı Şafii. Öyle ya ama yok. O dinsiz çıkar. Dinle alay olur mu ya? Nasıl bir imamı seçmişsen öyle devam edeceksin. Çıkmak istiyorsan o mezhepten onun usulünü bulup hangi alim bu işten anlıyorsa ona müracaat ederek ben o mezhebi orada yaşayamıyorum bana bir olarak ver diyerek fetva alacaksın. Biz hacca gittiğimiz zaman Şafii kardeşler bizi buluyorlar. Hocam ne yapalım? Ne mi yapalım? Abdest meselesinde sadece Hanefi'ye niyet edin. Niye? Çünkü abdest kadına değdiği zaman bozuluyor. Yani haremde kadına gidip karman çorman. Abdest bozuldu muydu? Tavaf ne olur? Olmaz. Kazası gerekir. Dolayısıyla orada zarret oluşuyor. Bizde de mesela Hürmet-i Musa'la meselesi var. Ona sen sorarsın bir halime Şafii netleyebilirsin. Ama namaza başladın Hanefi, aldın abdestini, namazda kan aktı, ben diyorsun Şafii'ye geçtim. Sen affedersin kusura bakma kazığa geçtin. Öyle yağma yok. Böyle döneklik yok. Çık abdestini al kıyıl. Ne işin var? Ona öyle, öyle izin vermediler. Bulunduğun ortamda o mezhebi uygulayamıyorsan gidersin öteki mezhep imamının mesela karıyı boşuyorlar üç tarafla daha alamıyorlar çocuk var ne yapalım ne dedim. Hanefi mezhebinde bu dönüşü yok. Başka koca etmesi lazım. Şafii'de bir çare var diyorlar. O zaman git bir ehil Şafii hocaya sana bir çare bulsun. Bu işin usulü öyle. Yoksa mezhep değiştirmek senin benim işimiz değil. O müştehitlerin işidir. Müştehitin çünkü kendi mezhebi vardır. Sen de orada ilim olmadığı için o işi yanlış anlamayın. Biz mukallit bile değiliz ha. Biz cahil bile değiliz ha. Cahil kimdir? Binlerce fıkıh kitabında neresinde ne var onu bilebilen, onu arayıp bulabilen alime cahil deniyor. Fıkıh terimlerinde. Hangimiz yapar? Ben yapamam mı? Ben o cahilden değil, ben zır cahilim yani. 40 senedir uçla uğraşıyoruz. Daha ben sayacağım kitap ismi belki 50-60 tanedir. Milyonlarca kitap var. Daha kitap haberim yok. Olsa kalk ahkam kes. E niye yapalım? Kıyamet alameti kusura bakmayın. Olmayınca değil mi? Vadi aslanlardan boş kalınca orada tilki vali oluştu. Cenab-ı Hak bizi büyüklerin yoluna ehil eylesin. Amin. Yanlış bir şey yapmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kitaba, Kur'an'a, hadis-i şerife, fıkha sadık kalalım. Paçayı kurtaralım. Yoksa ben de derim güzel bir edebiyat
parçası hazırlayıp buradan size böyle döktürürüm, ağlatırım, sızlatırım, güldürürüm. Hoş bir vakit geçirtiriz bize ama ne olacak sonra? Sonrası ne olacak? Fıkıh ne olacak? Haram helal ne olacak? Millet haram yiyor, aldığı sattığı belli değil. Kredi alıyor, faiz mi alıyor, kar payı mıdır, nedir belli değil, sormuyor. Hiç ihtiyaç duymuyor, aldım aldım falan filan, onu seni batırıyor. O zaman ki hocam, dua et. Nasıl dua edeceğim sana ben ya? Allah seni haramdan kurtarsın. Amin. Önce fıkıh lazım. Amin. Fıkıh uygun. Ondan sonra istişare deniyor buna. Ondan sonra istihare var. Bir iş yapacağınız zaman bayağı bak bak beraber var. Dikkat edin yani, hemen apar topar yapıp da iş karıştırmayın. İş karıştıktan sonra bana götür de, hocam iş düzelt. Nasıl düzelteceğim ben? Devletim yok, polisim yok, askerim yok, mahkemem yok. İslam devleti olsa tamam düzeltiriz. Baştan araştır, fıkha göre sor, ondan sonra istişareni iyi yap, ondan sonra üçüncü kademe istihare yap. Rüya, yatıyorsun, iki rakta maskılıyorsun, Allah'ına danış. İşini o zaman yap, Allah-u Teala yardım eder. Demek ki eskilerin başına neler geldi, onların başına gelensin, başına da gelmeden, imtihan etmeden, bilinmeden, öyle amentü demekle kurtaracağını zannetmeyin. En hasibellezine yâmeyle seyyâ. Ey Müslümanlar demek siz iman ettik, tamam, doğru cennet. Öyle değil, imtihan var demek. Çok imtihanlar var. Allah imtihanımızı kolay eylesin, amin, hafif eylesin, bizleri muvaffak eylesin. Amin. Sonra şimdi Cenab-ı Hak kafirlere kitaben söylüyor. En hasibellezine yâmeyle seyyâ. Kötülükleri işleyenler, günahkar Müslümanlar da buraya girer. Kafirler veyahut da bunlar zannetmesinler. En yesbikûnâ. Bizi geçecekler. Ben onları yakalayamayacağım. Allah'ın elinden kurtulacak ha? Öyle mi zannediyorsun? Saima yakumu ne kötü hüküm veriyorlar? Çok kötü hüküm veriyorlar. Hükümler çok yanlış. Allah'ın elinden kaçamazsın. En sağlam kalelerde, kuşlarda da olsa ölüm gelip seni yakalar. Ya. Süleyman Aleyhisselam oturuyormuş bir arkadaşla beraber. Ondan sonra içeri Cebrail Aleyhisselam insan kılığına girdi. O adama baktı şöyle. O adam da ürperdi. Bu bana niye böyle bakıyor? Süleyman Aleyhisselam dedi ki ya ben bu adamdan biraz tırstım. Beni buradan Hindistan'a gönder. Rüzgar emretti de beni göndersin. Süleyman Aleyhisselam rüzgar emrediyor. Adam oradan Yemen'den diyelim Arabistan'dan Hindistan'a gönderiyor. 3-4 ay diyorlar. Cebrail Aleyhisselam geliyor selam veriyor gülüyor. Niye gülün diyor Süleyman Aleyhisselam. Ya ben diyor Allah-u Teala bana emretti bu adamın canını Hindistan'da al. Ben kendim adam, burada duruyor bu adam. Ona gülüm diyor. Gitti oraya şimdi burada canını alacaklar. Ya. Melekler için zaman yok, mekan yok, aşağı yok, yukarı yok. Ruhumuz da öyledir ha. O yüzden keramet haktır. Ruhun da kurtuldu muydu bedenden, ona da mekan, zaman yok ha. Her şeyi yapar Allah'ın size. Tasarruf elbise yapar. Dünyayı kaldırır, ölüyü diriltir. Yapar. Şu Allah'ın elinde. Allah veriyor güç. Güç Allah'ın veriyor. Dilediğine verir. Makineye basıyor, düğmeyi kaldırıyor ya. Ha bundan bak. Düğmeye basın yanıyor ya. Buna basıyorum yanıyor mu? Yanmıyor. Bunda yok o. Orada var. Buna bastığım zaman çalışıyor. Çalışıyor. Bunda güç yok. Buraya bastığım zaman çalışıyor mu? Kime güç vermişse o yapar o iş. Allah'ın izniyle. Çünkü tasarruf Allah'ındır ya. Adam keramet inkar ediyor. Lan ne inkar ediyorsun? Kalın kafalı. Aletler yapıyor ya. Alette keramet var da evliyada keramet olmaz mı? İşte inkar ede de bu hale düştü. İnkar etme. Allah-u Teala dilediğine dilediği gücü verir. Karıncaya güç verir, dünyaya sallar. Çünkü olur derse bir şey olur. Bitti. Cenab-ı Hak cümlemize güzel haller nasip eylesin. Ya para kapıyı açar diyorlar. Sen kafana göre öyle tabii. Bizim gönlümüze göre maneviyat her kapıyı açar. Maneviyatın varsa ya Rabbi de açılsın. İçinizde yok mu öyle maalesef? Ya Rabbi şuraya bir 10 milyon gönder de borçta kurtulsunlar desenize ya. Vardır, vardır, illaki vardır. Ne dostlar vardır içimizde. Cenab-ı Hak onun hürmetine hepimizin, tüm din kardeşlerimizin borcundan kurtarsın. Sıhhat afiyet versin. Bekarlara hayır eş nasip eylesin. Aile yollarını muhafaza etsin. İslam'ı yücelsin inşallah. Ben kâne yercûlikâ Allah. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, ki umuyoruz, değil mi? Onun huzuruna çıkacağız.
O zaman feinnallah, feinnecelallah, laat, muhakkak Allah'ın takdir ettiği vakit yakın yakın. Küllatin kari geliyor. Fesimül alim. Allah işitir ve bilir. Her şeyi işitir ve bilir. Ve men cahede, kim cihad ederse, gayret ederse, feinnema yücel nefsi. Yaptığı cihad, bu gayret kendi nefsimizin lehinedir. Sevap bizedir. İnnallâhu lâ'anîn alâ âlemî. Allah alemlerden müstahni, ihtiyaçsız, kimsenin namazına, niyazına, cihadına, sadakasına ihtiyacı yok. Biz kendimiz için yapıyoruz bunları. Sevabını Allah'tan umuyoruz. Allah rızası yapıyor ama sevabı bize gelecek. Bizim lehimize. Ve lezâ amel ve amel salihat. Kim ameli salih işlerse, iman ederse, ameli salih işlerse, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيَّاتِمْ. Onların günahlarını sileceğiz diyor. Bak, namaza devam ettiğiniz zaman günahlar siliniyor. Sadaka verdiğiniz zaman belalar tepediliyor. Ömür uzuyor. Oruç ne yapıyor? İnsana kalkan oluyor. Ya hep bütün ibadetler insanı günahını siliyor. Derecesini yükseltiyor. وَلَنْ نَزِيَنَّهُمْ. Onları mükafatlandıracağız. اَحْسَنَ لَزِكَانُ يَعْمَلُونَ. Yaptıklarından daha güzeliyle. Yaptığımız bitiyor değil mi? Ama Allah'ın vereceği nimet, sevap, mükafat bitmez, tükenmez. Cennet bitmez, tükenmez. O halde ibadetlere devam edelim. Kalıcı olsun. Namazımız kıldığımız zaman bitiyor biliyorsunuz. Oruç tuttuğu zaman bitiyor. Tükeniyor, devamı gelmiyor. Devamı bir daha, bir daha, bir daha. Ama hayır, kumbara, zarf. Zarf kumbara. Seyyar kumbara. Vakfa verdiğin zaman vakıf kıyamete kadar devam ettiği için sevabı kıyamete kadar. Burada yetişen bir talebe, hoca, cemaat, namaz kıldığı zaman, Kur'an okuduğu zaman ne oluyor? Sen ölsen bile defterini yazmıyor. Vakıf defteri kapanmıyor arkadaşlar. Sadaka cariye, 3 tane vakıf. Kur'an vakfı, namaz, ibadet, hayır vakfı. Salih evlat. Bir de ilim kitabı. Bunları yaptığın zaman sadaka cariye işte vakıf. Burada hem talebe de var, hem Kur'an da var. Buna bakıp, her şey var burada. Buraya verdiğin parayı Allah için veriyorsan, ben verdim, şerttim, bettim, öyle de zırlama ha, kusura bakma. Parana kimsenin ihtiyacı yok. Öyle diyorsan gel paranı yazalım da para bulduğumuzdan verelim geriye paramı. Burada para ne yapacağız ya? Allah için veriyorsun, Ahmet Mehmet bize vermiyorsun onu. Onu Allah teslim alıyor ha. Maneviyatıyla beraber, kudret-i ilahisiyle onu teslim alıyor. Vergi Allah'a veriyorsun. Ve bunun mükafatı katlanıyor çığ gibi. 100 sene, 200, 300 sene, kıyamete kadar ne var? Diyelim 500 sene, 1000 sene var. 1000 sene boyunca o katlanacak ha. Öyledir ha. O yüzden verin. Verdiğiniz sizindir. Yere doldurun. İnşallah geçen ayet dağıttık. 500-600 zarf. 70 tane zarf geri geldi. Zarfları niye alıyorsunuz, saklıyorsunuz? Getirin de. Paran yoksa da getir. Allah razı olsun. Dua var ya. Yaz öyle bir yaz. Hocam olduğuna vereceğim. Allah-u Teala sana da versin, bize de hayırlısı versin. Param yok diye üzülme. İmanın var kardeşim ya. Niyetin var. Niyetin mümin hayır min ameli değil mi? Bizim niyetimiz Allah'ın dine hizmet değil mi? Yeryüzünden içkiler, kumarlar, çıplaklık, faiz kalksın. İbadet yerleşsin, güzel ahlak yerleşsin. Hayırlı işler yerleşsin. Budur niyetimiz. Allah için tamam. Bu paraya şart değil, bu niyete bağlı. Cenab-ı Hak Ya Rabbel Alemin okuna yaslayıp kabul eyle. Ezanlarımızı susturma Ya Rabbi. Gölgesinden ayırma Ya Rabbel Alemin. Bu sevapları Efendimiz Aleyhisselam'a, onun dostlarına, geçmişlerimize hediye kabul eyle. Kardeşlerimizin üzüntülerini gider Ya Rabbel Alemin. Borçtan kurtar Ya Rabbel Alemin. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda nasip eyle. Bekarlara hayırlı eş nasip eyle. Özel sıkıntısı varsa kardeşlerim onları da izah eyle Ya Rabbel Alemin. Huzur ver Ya Rabbel Alemin. Namazlarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Masiyetlerde bizi kurtar Ya Rabbi. Çalgıdan, eğlenceden, faizden, karı dırdırından, koca dırdırından, zırzırından, gelin kaynar kavgasından bizleri kurtar Ya Rabbi. Amin. Aile yollarını muhafaza Ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimize de gani gani rahmet eyle. Efendimiz Aleyhisselam, ashab-ı kiram, ulemaya gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Amin. Bizim tarafımızdan memnun eyle Ya Rabbi. Biz de halimizde cümlemize uzun ömür azar hasanın şehadet mertebesi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek inanın huzuruna girmeye nasip eder. El Fatiha. Allah'a emanet olun.